birçok sergi ve açılışa ev sahipliği yapan Malatya Park Alışveriş Merkezi bugün de Kağıt Atölyesi sergisinde ev sahipliği yaptı. Sergide kursiyerler tarafından yapılan 3 boyutlu kağıt rölyef atölyesi çalışmaları görücüye çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerindeki kursiyerler tarafından kağıt rölyef atölye performans sergisi açıldı. Malatya Park Alışveriş Merkezi bugün ve pazar günü açık olacak olan sergide kursiyerler tarafından yapılan 3 boyutlu kağıt rölyef atölye çalışmaları görücüye çıktı. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Emine Kazancı, kurslara katılanların eserlerinden oluşan sergiye yönelik bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kağıt Rölyef sergisindeyiz ve bu serginin baş mimarisi Usta Öğretici Emine Hocamızla birlikteyiz. Öğrenci sayımız 26 kişi, 54 tane eserimiz var. Arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle çalıştıkları olan çalışmalar. Bu çalışmaların hepsi de bu yıl yeni başlayan arkadaşlarımızın çalışmaları. İnşallah herkes tarafından gelip görülmesini istiyorum. Yani buradaki eserlerin tamamı kurs merkezinde yaptığınız çalışmalara sahip. Aynen, evet. Kurslerimizin çalışmaları. Ayrıca de satışımız da vardır. Beğendikleri resimleri satın alabilirler, tabloları. Üç boyutlu kağıt rölyef çalışması. Bütün hepsi öğrencilerin elinden çıkmış ama burada çok güzel bir sehpa var. Bu sehpamız da arkadaşımızın kendi evindeki eski sehpası. Boyadık, yeniledik ve içerisine kağıt rölyeften çalışarak böyle bir yeni bir sehpa kendisini elde etti ve de odasında çok yakışıyor. Özellikle gidip gördüm kendi evinde. Burada çok güzel. Tabii sergiledik. Arkadaşlarımıza, yapmak isteyen kişilere de örnek olmasını istedik. Tabii ki sanat merkezinde de aynı faal alanının içerisinde de ayrıca sergimiz oluyor. Mesela ziyaretçilerimiz geldikleri zaman da kendilerine resimlerimizi, tablolarımızı gösteriyoruz, yani çalışmalarımızı. Yardımcı oluyoruz o konuda da. Yapılan 3 boyutlu eserler Malatyalılar tarafından ilgi gördü. Sergiyi dolaşıyoruz. Evet dolaşıyoruz. Çok güzel 3 boyutlu görüntüler var. Evet ya, çok bayıldım, harikalar hepsi de. Özellikle beğendiğiniz var mı? Valla özellikle beğendim seçemiyorum çünkü hepsi birbirinden güzel ama şuradaki tablo çok hoşuma gitti. Yapmış olduğu işin inceliklerine değinen bir başka kursiyer ise ince detaylarının olduğunu belirttiği çalışmasına bir kış boyunca emek verdiğini belirtti. Yani şu detayları görebiliyor musunuz? Yani biraz incelediğiniz zaman hemen fark ediyorsunuz. Ne kadar büyük emek olduğunu fark ediyorsunuz. Gerçekten takdir edilesi eller var burada bence. Peki bunu yapan kişi aramızda mı acaba? Evet. Hazır buradayken hemen soralım. Öncelikle elinizi. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bize anlatır mısınız? Yani gerçekten ciddi bir emek var. Evet, gerçekten. Sonra bu diğer rölyef tablolardan farkı tamamıyla bu tasarım. Yani resimleri biz üzerine kat kat giydiriyoruz. Hı-hı. Fakat bu tamamen tuvali yalın halde ben arkasına resim yaparak ve o resmin üzerine tekrar bu iki tane tavus kuşlu resimli rölyef kullanarak bunların hepsini bu şekilde yaptım. Evet, şöyle, bu yapraklar bizim dalgeç dediğimiz şekilde aparatlar var. Onlarla yapıyoruz. Tabii ki şu kısımlardaki çiçeklerimiz şu anda bütün bu şeylerde, bu jüterlerde, tuhafiyecilerde mevcut hazır çiçeklerimiz. Hani birazcık da kendi yeteneğinizi kullanarak bu hale getiriyorsun. Halk eğitim kursiyeri yapmış olduğu eseri tanıttı. Eski mutfak tasarımı yaptık. Eskide kullanılan yayık var. Kuzine sobamız var. Kedimiz var, halımız böyle. Eski bir tarihi bir mutfağımız var. Peki bu çalışmayı yapmak ne kadar süreniz aldı, zamanınızı? Ya 2 haftada, 3 haftada yapabiliyoruz. Ne kadar süre eğitim alıyorsunuz peki? 2 yıl oldu. 2 yıldır eğitim alıyorsunuz ve böyle bir güzel çalışma.